Bu videoda Flutter nasıl kurulur onu öğreneceğiz. Eğer siz de Flutter ile uygulama geliştirmek istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Flutter'ın web sitesi flutter.dev sitesine geliyoruz. Buradan dokümantasyon yerinden Flutter'ı yükle kısmında işletim sistemimizi seçerek devam ediyoruz. Ardından buradan Flutter'ı indirme butonuna tıklıyoruz. Flutter indikten sonra indirilenler kısmında böyle bir zip dosyası, sıkıştırılmış dosya gözükecektir. Bunu sağ tıklayıp tümünü ayıkla dedikten sonra buraya çıkartıyoruz. Ardından çıkan dosyayı istediğiniz bir kısma ekleyebilirsiniz. Tam ortam değişkenlerini değiştirmemiz ve path değişkenine Flutter'ın klasörünün yolunu eklememiz gerekiyor. Bunun için de Windows arama çubuğuna ortam değişkenleri yazıyoruz. Burada çıkan menüden ortam değişkenleri tuşuna tıklıyoruz. Buradaki path değişkenine çift tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bende Flutter slash bin klasörünün yolu burada eklenmiş durumda. Eğer sizde ekli değilse yeni kısmına tıklayarak buraya bu klasörün yolunu ekleyebilirsiniz. Yolunu kopyalayabilirsiniz. Buraya ekledikten sonra tamam diyoruz. Tamam diyoruz ve tamam diyoruz. Şimdi eğer Flutter'ı da buraya çıkardıysanız ve ortam değişkenlerini düzenlediyseniz artık Flutter bilgisayarınıza başarıyla eklenmiş demektir. Android için de çıktı almak isterseniz Android Studio'yu kurmanız gerekir. Windows için uygulama çıktısı almak isterseniz de Visual Studio'nun uygulamasını kurmanız gerekiyor. Android Studio uygulamasını indirebilir veya Visual Studio uygulamasını indirebilirsiniz. Bütün Flutter'da dahil linkleri videonun açıklama kısmında bırakacağım. Oradan erişebilirsiniz. Şimdi Android Studio'nun kurulumuyla devam edelim. Android Studio uygulamasına çift tıklıyoruz. Yeni Android Studio kurulumuna hoş geldiniz diyor. Devam ediyorum. Burada Android sanal cihazını kurup kurmak istemediğinizi soruyor. Ben şimdilik bunu yüklemeyeceğim. Burada kurmak istediğimiz yer seçiyoruz. Ardından devam ediyoruz. Kur diyoruz. İşlem tamamlandıktan sonra diyoruz. Start Android Studio. Android Studio'yu başlat seçeneği işaretliyken finish diyoruz. Android Studio hoş geldiniz diyor. Burada Customize kısmından ayarlara erişebilirsiniz. Bütün ayarları göster seçeneğini işaretleyerek buraya SDK yazarak Android SDK kısmına gelmemiz gerekiyor. SDK Tools kısmına geldikten sonra burada NDK ve Android SDK Command Line Tools'un işaretli olduğundan emin oluyoruz. Eğer işaretli değilse işaretleyin ve indire tıklayın. Eğer bu paketler gözükmüyorsa burada Hide Obsolete Packages kısmını kaldırabilirsiniz. Buradan Android SDK Platform Tools ve Android SDK Tools'un da işaretli olması gerekiyor. Eğer onlar işaretli değilse onları da kontrol edin. Ardından OK dedikten sonra bu paketler yüklenmiş olacaktır. Plugin kısmına geldiğimizde burada Flutter'ın pluginini yüklememiz gerekiyor. Üçüncü parti bir plugin yüklemek ister misiniz diye soruyor. Evet diyoruz. Bu Flutter plugini aynı zamanda Dart plugini de yükleyecektir diyor. Yükle diyoruz. Restart ID diyoruz. Şimdi yeniden başlatmak ister misiniz diyor. Restart diyoruz. Pluginler yüklendikten sonra burada yeni Flutter projesi oluştur ekranı geliyor. Buna tıklıyoruz ve Flutter dili seçiliyken Flutter SDK Path kısmına Flutter'ın olduğu klasörü ekliyoruz. OK dedikten sonra Next diyoruz. Ardından burada bizden proje ismi isteniyor. Biz buraya şimdilik deneme yazalım. Burada projenin nereye oluşturulacağı yazıyor ve projenin açıklaması yazıyor. Projenin hangi türde olacağını da belirleyebilirsiniz. Organizasyonunuzun adını da buraya yazmanız gerekiyor. Android için çıktı alınacak dilin Java mı Kotlin mi ve iOS için çıktı alınacak dilinin Objective-C mi yoksa Swift mi olacağını seçiyorsunuz. Hangi platformlara çıkış almak istediğinizi seçtikten sonra finish diyorsunuz. Burada lib library'nin kısaltması lib klasörünün içerisinde main Dart var. Bu main Dart bizim bütün kodlarımızın döneceği yer. Flutter bu şekilde başarılı bir şekilde kurulmuş durumda. Şimdi de Flutter'ı kurduktan sonra karşılaşabileceğiniz hatalardan bahsedelim. Flutter kurduktan sonra CMD ekranını açıp, komut isteme ekranını açıp Flutter Doctor yazmanız gerekir. Flutter'da bir sorun olup olmadığını görmek için. Ben daha önceden Flutter bilgisayarımda kurulu olduğu için çoğu hatayı giderdim. Microsoft Windows için de çıkış almadığından dolayı Visual Studio kurulu değil bilgisayarımda. Bunların çözümü de aslında kolay. Mesela Android Toolchain hatası alabilirsiniz. Bu Android Studio yüklü olmadığında veya da Android SDK lisansları kabul edilmediğinde meydana gelir.
Onu gidermek için de Flutter doctor eksi eksi Android licenses yazarak Android lisanslarını kabul edebilirsiniz. Ben bütün SDK lisanslarını kabul ettiğim için hepsi tamamlandı olarak işaretlendi. Eğer sizde kabul edilmemiş olsaydı hepsine yes kısaltması olan Y harfini işaretleyerek enter'a basarak 6 adet lisansı kabul etmeniz gerekirdi. Ayrıca bu hata bilgisayarınızda Java yüklü olmadığında da Java sınıfı bulunamadı şeklinde de meydana gelebilir. Bu yüzden bilgisayarınızda Java yüklü olmasından emin olun. Bilgisayarınızda Chrome varsa Chrome üzerinden web'e de geliştirme yapabilir ve hata ayıklama işlemlerini Chrome üzerinden de yapabilirsiniz. Chrome yoksa Windows'ta Microsoft Edge tarayıcısını kullanarak da debug işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ben ayrıca editör olarak VS Code kullanıyorum. Bu VS Code içerisinde de aynı şekilde Android Studio'nun pluginlerini kullanarak aynı şekilde geliştirme ortamına devam edebilirsiniz. İki Android Studio'da VS Code'da editör olarak ikisi de benzer çalışan mantıkta ilerliyor. Ben sadece Visual Studio Code daha hafif bir yapıya sahip olduğu için VS Code'u tercih ediyorum. Burada Connected Device kısmı var. 3 tane ulaşılabilir cihaz var olduğundan bahsediyor. Bunların biri Microsoft Edge, biri Chrome, biri de Android sanal emülatör. Flutter kurulumu, Android Studio pluginleri ve diğer bütün ortam değişkenleri olsun veya da bütün ihtiyacımız olacak malzemeler kurulmuş durumda. Bundan sonra Flutter ile yeni projeler geliştirebilir ve de geliştirdiğiniz projelerde hata eklemeleri yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.